neler olduğuna gelelim ülkenin çeşitli yerlerinde bir kere çok ciddi bir e, sağanak yağış ve buna bağlı olarak sel felaketiyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz geçen hafta Kuzey e, Anadolu ya da Kuzey e, illerimizde Karadeniz kıyısı illerimizde ciddi etkili oldu. Ankara'da etkili oldu. Samsun'da da ciddi sel e, baskın, aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar e, oluştu. Trafikte aksamalar oldu. Samsun-Ankara karayolu otogar mevkiinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Samsun-Ordu karayolu kirazlık bölgesi de ordu istikametinde araçlar yolda kaldı. Gülsan Sanayi sitesinde bazı iş yerlerinde su bastı. Eğitime bir gün ara verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı kararla Atakum ilk adım Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi. Ayrıca Tekkeköy'de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Samsun'da hangi parti var belediyede? Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun'da ve birçok başka ilde sel baskınlarıyla, su baskınlarıyla baş edemezken, mücadele edemezken Ankara'da Mansur Yavaş'ın Ankara'sında birkaç yeri su bastı diye işte CHP belediyelerde başarısız oluyor. İstanbul'da bir yangın çıkmış 4 gündür zor kontrol altına alınabilmiş altı katlı bir komplekste her katında altı bin metrekare tıkış tıkış dükkanların olduğu yerde yangın çıkmış işte ekran başarısız oldu değiştirmek lazım demek için insafsız olmak lazım. Belediyelerin başarılarını ve başarısızlıklarını karşılaştırmak ve onlara puan vermek tabii ki herkesin hakkı. İstanbul'da da İstanbul Belediyesi bir yangını dört gündür söndüremiyorsa eleştirilir. Ankara'da bütün yapılan altyapı çalışmalarına rağmen şurada ya da burada bir yeri su basıyorsa eleştirilir. Ama aynı anda sayısız AKP'li belediyenin yönettiği şehirlerde seller basıyor, sular basıyor, imar izinleri bilmem her şeye rağmen yamuk yumuk veriliyor. Efendim imar afları çıkartılıyor ve ona rağmen deprem oluyor ve resmi sayılara göre bile bir gecede 50 bin kişi hayatını kaybediyorsa o zaman şu partiyi ya da bu partiyi suçlayarak oradan bir siyasi rant devşirmeye çalışmak izansızlıktır. Bu kadar nettir bunun adı. Ekrem başarısız, Mansur başarısız, Tunç başarısız, Muhittin başarısız, bilmem kim başarısız, CHP belediyeleri yönetemiyor. Bu ucuz siyasettir. Bu ucuz siyasetten vazgeçmek lazım. Ama seçime gidiyoruz tabii. Hani Mart ayında seçim var. Bu ucuz siyasete bir şekilde devam edeceklerini hem de katmerli bir şekilde bu tonu artırarak devam edeceklerini zaten e, kesin gözüyle bakabilirsiniz diyelim. Afyonkarahisar'da da bir takım altyapı e, sorunları nedeniyle işte sel baskınları olmuş. Ankara'da da olmuş. Afyonkarahisar'da da AKP'li belediye var. Onu da hatırlatalım. Bir kere bu su baskınları ile sel baskınları ile ilgili olarak bir uyarıyı da ben sık sık yaparım bunu ama bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Hani özellikle de büyük şehirlerde Hepimiz el birliğiyle bu su baskınlarına katkıda bulunuyoruz. Niye katkıda bulunuyoruz? İki nedenle. Bir, Büyük şehirlerin şöyle bir sorunu var. İstanbul'dan biliyorum ben bunu. O kanalizasyon atıklarının aktığı sistemler, kanalizasyon sistemleri aynı zamanda yağmur sularını da taşımak zorunda. Çünkü zamanında o ikisini ayırmamışlar. Medeni şehir altyapılarında o ikisi ayrı. Kanalizasyon ayrı bir sistemden akıyor, ayrı borulardan, boru hatlarından akıyor. Yağmur suları başka yere dökülüp oradan akıyor. İkisini aynı hattan akıtmaya başladığınız zaman yani kanalizasyon sistemlerine yollara, yollara biriken yağmur sularını da akıtıp mazgallardan onları da oradan akıtmaya kalktığınız zaman kaldırmıyor. Kifayet etmiyor. Zamanında ucuz olsun diye ikisini de aynı sisteme bağlamışlar ama yetmiyor. Yetmemesinin ve tıkanmasının bir önemli nedeni var. Nedeni daha var. Sen ben hepimiz elimize gelen bütün elimize geçen bütün atıkları çöpleri yollara atıyoruz. Çöp kutusu denen bir şey lüks. Özellikle de o plastik pet şişeleri, plastik torbaları buruşturup atıyoruz. Hatta buruşturmadan olduğu gibi atıyoruz. Onlar gidiyor, mazgalları tıkıyor ve sıkı bir yağmur yağdığı zaman, şiddetli bir yağmur yağdığı zaman o sular oradan akamıyor. Bir tane mazgalın üzerine bir tane pet şişeyi bıraktığınızda onun su alma ve taşıma kapasitesini önemli ölçüde etkiliyorsunuz. 20 milyon kişi yaşıyor bu şehirde. Günde herkes bir tane pet şişe at fırlatıp atsa yola 20 milyon pet şişe anlamına gelir. İstanbul'un ne hale geleceğini düşünün. Naylon torbaları, o poşetleri fırlatıp atıyoruz. O poşet gidip o mazgalın üzerinde durduğu zaman bir damla su geçmez oradan. Evinizdeki lavaboya ya da işte o şeye, ne derler, evye üzerine naylon torbayı bırakın bakalım ne oluyor. Bir de musluğu açın gidin bakalım ne oluyor geldiğinizde. Bu kadar basit bu iş. Medeni memleketleri niye daha az su basıyor? İşte bu nedenle. İnsanlarda çöp at, çöpü çöpe atma adabı var. Atmayın bunları. Tabii belediyelerde o konteynerleri, çöp kutularını filan zamanında boşaltmadıkları için kediler, köpekler eşeliyor. İşte çöpten atık e, toplayanlar eşeliyor, yerlere atıyor, onlar saçılıyor, gidiyor, mazgalı tıkıyor filan. Aslında çok basit gibi geliyor değil mi size bu anlattıklarım? Ama işte şu manzaralar hep ondan oluşuyor. Sistem müsaitliği çok fazla suyu taşımaya çünkü büyük bir debi kapasitesiyle akıyor sel bastığı zaman ikincisi mazgallar tıkandığı zaman onların da bakımı filan yapılmadığı zaman özellikle de plastik atıkları sorumsuzca yollara attığımız zaman işte bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Ondan sonra AKP'liler efendim CHP'liler yönetemiyor. CHP'liler işte AKP bak çok övündünüz belediyecilik. Bu suçlamaların hiçbir anlamı yok. Hepimiz el birliğiyle buna katkıda bulunuyoruz. Bunların yaşanmaması için yine el birliğiyle sorumlu vatandaşlar olarak davranmamız lazım. Yangınlar